Merhabalar, Havva ile Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağımız model, böyle bir terlik yaptım. Terlik modeli. Ben buna lohusa terliği diye isim koydum. Artık sizin de için gelin terliği deyin, ne derseniz deyin. Böyle bir terlik yaptım hanımlar. Bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Şöyle göstereyim. İçine de taban ördüm. Böyle daha güzel durdu. Hoş oldu. İnşallah anlatmaya çalışacağım. Evet hanımlar, ben tabanımı tığladım. Zaman kaybı olmasın diye. Ama yine de size ufak bir anlatım yapacağım. Şöyle tabanımızın tam ortasından başlıyoruz. Orta delikten başlıyoruz. 4 tane doluyoruz. 1, 2, 3. 3 tane sağ taraftan, 3 tane sol taraftan olacak şekilde 4'er imlek doluyoruz. Tepeyi de 4 doluyoruz. Yani 3, 6, tepeyle 7. 7 deliği 4 doluyoruz. Geri kalan kısmımızı 3'er 3'er örerekten, yani 3'er tane bataraktan sık iğne olarak burun kısmına kadar geliyoruz. Burun kısmına 1, 2, 3 tane kalana kadar üçlü doluyoruz. 3 tane kaldıktan sonra bu 3 taneyi tekrar 4'lü doluyoruz. Tepeyi de 4 doluyoruz. Tekrar bu kenardan 1, 2, 3 taneyi 4 doluyoruz. Geri kalan kısmı tekrardan 3'er tane örerek taban kısmımıza doğru geliyoruz. Taban kısmımızın buradan kalan 1, 2, 3 taneyi de 4'lü örüyoruz. Son bu tepeye battığımızda bir tane de batarak bağlıyoruz hanımlar. Böylece tabanımız olmuş oluyor. Tabanımızı tığlarken de tabanın alt tarafından, keçe tarafından değil, alt deri tarafından batarak başlıyoruz hanımlar. Düzgün ve güzel dursun diye. Evet hanımlar, şimdi patiğimizin şu iç kısmını, içinde taban ördüm ben. Bu taban öreceğiz. Bu taban örmemiz için 47 tane imlek atacağız. Bu 47 imlek 37-38 numara tabanlar için. 47 tane imlek atacağız hanımlar. Yani zincir çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanımlar ne sık çekin ne de bol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Hanımlar 47 zincir çektik. 47 zincirden sonra birinciye değil ikinciye batıyoruz. Sık iğne olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yani 26 tane, 8, 26 tane sık iğne yapacağız hanımlar. Evet hanımlar, 47 zincir çektik. 47 zincirden sonra birinciye değil, hemen ikinciye, 1, aynı yere, 2, 3, aynı yere 3 defa batıyoruz. Sonra tekrar zincirleri takip ederekten sık iğne yapacağız. 26 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 tane yaptık. O 3 imlek battığım hariç 3 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanımlar 26 tane sık iğne yapalım. Devam edelim. Evet hanımlar, 26 tane sık iğne yaptık. 26 sık iğneden sonra geri kalan 20 tane zincirimizin üzerine de iki seferde çıkarak 1, 2, yani ikili trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 14 15 16 17 18 19 20. Bu 20.ye tam battığımız 20.ye hanımlar, 20.ye bir tane battık zaten, bu 20. Bir o 1 ile birlikte 7 tane olacak. 1 batmıştık zaten. 2 3 4 5 6 7. Hanımlar, en son ki battığımız 20. deliğe 7 tane ikili trabzan daha yaptık. Tekrar bu trabzanlarımızı takip ederekten devam ediyoruz. Her birine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet hanımlar, tam ikili trabzanın karşısına gelene kadar, bak burası da ikili, burası da ikili. Şimdi tekrar burada 26 tane sık iğne yapmıştık ya, o 26 sık iğnemizi tekrar sık iğne yaparak başa kadar devam ediyoruz. Evet hanımlar, sık iğnemizi de yaptık, 26 sık iğnemizi de ördük. Tam bu son 3 tane dolmuştuk ya başlarken, oraya geldik. Şimdi o üçüncünün tam birincisinden bir zincir çekerek tam birincisinden ikişer tane batacağız. Her bir imleye iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir, iki, üç. Her bir imleye birinci sırada 3 tane sık iğne yapmıştız ya, o 3 tane sık iğnenin her birine ikişer tane batarak, ikili trabzan yaparak ikişer tane 3 tane yaptık. Yani 2, 4, 6 tane imleğimiz oldu. Evet hanımlar, her birine ikişer tane bataraktan, o alttaki sık iğnenimizin her birine ikişer tane bataraktan burayı dolduk. Şimdi bu sıra sık iğne yaptığımızın üstüne ikili trabzan yapacağız. Artık bundan sonra ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Her birine bir tane bataraktan. Sadece bu artırma noktalarımızda ikili battık. Şimdi bu yan kısımlarımızda her birine birer tane bataraktan ikili trabzan yapıyoruz. Her birine birer tane batarak, sırayı takip ederek ikili trabzan yaparak başa kadar gideceğiz. Sade tabana hoş durmadı hanımlar. Benim pek hoşuma gitmedi. İç ördüm, daha hoş durdu. İsterseniz siz örmeyebilirsiniz de. Ben ördüm, güzel durdu. Sadece ön kısmını örebilirsiniz. İsterseniz bunu da yapıp ekleyebilirsiniz. Ben anlatıyorum, artık gerisi size kalmış. Böyle ikili trabzan yaparak kadar hanımlar, bu uca kadar öreceğiz. Evet hanımlar, ikili trabzan örerek uç kısma kadar geldik. Bu uç kısmı, yani burun kısmını 7 tane trabzan dolmuştuk ya, o 7.'nin tam ilk imleğinden
kemiğine batarak aynı imleye 2 tane ikili trabzan. Tekrar yanındakine yine ikili. Yani her birine ikili trabzan batarak dolacağız. Her birine ikili. Yani o 7 imleğin her birine ikili batarak, yani 7 imleğimizi 14 imleğe çıkarmış oluyoruz. Evet, tamam, şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanlış olmasın. 6, pardon. Şu 7. Evet. Hanımlar, 7 imleğimizin her birine ikili bataraktan, yani 7 imleğimizi 14 imleğe çıkardık. Tekrardan her birine birer tane ikili trabzan batarak taban kısmına doğru ilerliyoruz. Her birine ikili trabzan yapıyoruz. Her birine birer tane batarak taban kısmına doğru ilerliyoruz. Her birine bir tane. Sadece taban ve burun kısmında artırma yapıyoruz hanımlar. Geri kalan kenar taraflarımızda her birine birer tane batarak. Tamam. Evet. Böyle hanımlar, taban kısmına gelelim. Yine devam edelim. Evet hanımlar, ikili trabzan olarak taban kısmına kadar geldik. Şimdi bir önceki sırada her bir imleğe ikişer tane batmıştık. Şimdi bu sırada hemen baştaki imleğimize iki tane, bu aynı yere iki tane batıyoruz. Yanındakine bir tane. Onun hemen yanındakine iki tane. Yani bir çift bir tek batmış oluyoruz hanımlar. Yanındakine tek. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek olarak geçen sıra o 6 olan imleğimizi üzerine bir çift bir tek olarak artırma yapıyoruz. Şimdi bir tek. Buraya bir çift. Tekrar şuna. Bir tek. Evet. Şimdi hanımlar, tekrar ikili trabzan olarak her bir imleğe birer tane batarak burun kısmına doğru ilerliyoruz. Burası bizim taban kısmımız hanımlar. Burası burun kısmımız. Taban kısmımızda artırma yerimizden bir çift bir tek, bir çift bir tek olarak battık. Hatta kaç imleğimiz vardı? 2, 4, 6. 6 imleğimiz vardı. 6 imleğimizi bir çift bir tek olarak artırma yaptık. Tekrar bu yan taraftan şimdi sırayı takip ederekten ikili trabzan yaparak burun kısmımıza doğru ilerliyoruz.
Evet hanımlar, burun kısmımıza gelelim. Burun kısmımıza kadar örelim. Orada tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, burun kısmına geldik. Hani bir at sırada ilk imleyi çift batmıştık ya. Her imleye ikişer ikişer batmıştık. Şimdi bu ilk battığımız çiftin hemen ilk baştakine iki tane batıyoruz. Yanındakine tek. Onun yanındakine çift. Onun yanındakine tek. Yanındakine çift. Hemen yanındakine tek. Tekrar çift. Yanındakine tek. Tekrar çift. Yanındakine tek. Tekrar çift. Yanındakine tek. Tekrar çift. Yanındakine tek. Evet. Tekrar çift yapıyoruz. Evet hanımlar. Artırmamız burada bitti. Tekrar devam ediyoruz. Sırayı takip ediyoruz. Taban kısmına kadar her birine bir tane bataraktan taban kısmına kadar örüyoruz. Evet hanımlar, tabana geldik. Hemen bu baştaki battığımız çift imleğinin ilk birincisine çift yapıyoruz. Hemen yanındakine tek. Onun yanındakine çift. Onun yanındakine tek. Tekrar çift batıyoruz. Tekrar tek batıyoruz. Tekrar çift, tek, çift, tek, çift. Evet hanımlar, burada da artırmamızı bir çift bir tek olarak yaptık. Şimdi tekrar sırayı takip ederek taban kısmımıza doğru ilerleyelim. Orada tekrar artırmayı anlatacağım.
Evet hanımlar, burun kısmına geldik. Bu bizim 1, 2, 3, 4. sıramız. Şimdi tekrardan yine bu ilk bir ön sıradaki ilk başta battığımız ikilinin birincisine 1, 2 batıyoruz. 1, 2 tane tekli batıyoruz. Hayır hayır, 1, 2. Yani 1 çift 2 tek yapıyoruz. Tekrar aynı yere 2 tane batıyoruz. 1, 2 tane de yan yana tekli yapıyoruz. Yani 1 çift 2 tek yapmış oluyoruz. Şimdi 1 çift 2 tek. Bu sıramız da böyle hanımlar. 1 çift 2 tek. Bu sıra böyle artırıyoruz. 1 çift 2 tek. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek. Evet hanımlar, son yerimizdeyiz. Tekrar bir çift. Şimdi tekrar sırayı takip ederek taban kısmına kadar ilerliyoruz. Her birimliğimize birer tane batarak sırayı takip ederek taban kısmına doğru ilerliyoruz. Evet hanımlar, taban kısmımıza geldik. Taban kısmımızın da bu ilk baştaki battığımız ikilinin birincisine çift yapıyoruz. Hemen diğer yan yana sırayı takip ederek 2, yani 1 çift 2 tane de tekli. 1 çift 2 tekli. Bir çift batıyoruz. İki tane tekli yapıyoruz. Pardon. Bir çift batıyoruz. İki tane tekli yapıyoruz. Bir çift batıyoruz. İki tane tekli.
tekrar son yerimizdeyiz. Bir çift batıyoruz. Hanımlar. Ve sonra devam ediyoruz. Böyle sırayı takip ederek her imleğe bir tane batarak hanımlar burun kısmımıza doğru ilerleyelim. Orada da son sıramız olacak zaten. Orada da son sırayı göstereceğim hanımlar. Evet hanımlar, burun kısmına geldik. Bu bizim son sıramız. Yine ilk yaptığımızın, iki battığımızın ilkine 2'li trabzan yapıyoruz. Arada 3 tane tekli yapıyoruz. 2 3 Tekrar 2'li trabzan aynı yere, yandaki deliğe. Tekrar 3 tane tekli yapıyoruz. 1 2 3 Hemen yanındakine 2 batıyoruz. Sonra diğerlerinin her birine birer tane 1 2 3 3 tane tekli yapıyoruz. Hemen yanındakine çift batıyoruz. Diğerlerini 1 2 3 tane tek yapıyoruz. Hemen yanına yine çift batıyoruz. Yine 1 2 3 tane tek yapıyoruz. Hemen yanına çiftli batıyoruz. 1 2 3 3 tane tek yapıyoruz. Hemen yanındakine çift batıyoruz. 1 2 3 tane tek yapıyoruz. Hemen yanındakine çift batıyoruz. Evet. Burun kısmımızdaki artırmamızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrardan sırayı takip ederek taban kısmımıza kadar, yani hanımlar şu başlangıç noktamız, artırma yerimiz var ya, tam şu başlangıç noktamıza kadar geleceğiz. Orada bitireceğiz inşallah. Evet hanımlar, patiğimizin son sırasını da yaptık. Şöyle ortadan sayalım. 1, 2, 3, 4. Taban kısmından 4 sıra trabzan gözüküyor. Burun kısmından 1, 2, 3, 4. Tam ortayla beraber 5 gözüküyor. Şöyle bir tane sık iğne ile kaydırmayla bağlayalım. İpimizi koparalım. Evet hanımlar, tabanımız bu. Şimdi bu tabanımızı deri tabanımıza geçireceğiz. Ben tığlayarak geçiriyorum. Siz isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Ben tığlayarak yapıyorum hanımlar. Güzel de oluyor. Şimdi size birazcık göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle ortalayalım hanımlar. Tam burun kısmından şöyle ortaya bulalım. Şu ortaya bakarak şöyle çizgiden gidelim. Şurası orta. Burun kısmının da tam ortadan. Şöyle bir iplikle burayı tutturalım. Kaymasın. Burun kısmından tutturalım. Bir de taban kısmından ortadan tutturalım. Tam şöyle ortadan imlek.
Tırnak kayıyor. Evet. Bir taban kısmından, bir burun kısmından ortalardan tutturdum. Şimdi bir zincir çekerek hemen tabandan başlayalım. Onları bir tabandan, bir örgü tabandan, bir deri tabanın kenar tığlamamızdan atıyoruz. Örüyoruz. Bir buradan, bir alt taraftan atıyoruz, örüyoruz. Evet hanımlar, tekrar bir örgü tabanımızdan, bir de deri tabanımızı tığladığımız kenar kısmından atıyoruz, örüyoruz. Bir dakika hanımlar, şöyle bir bakayım. Onlar örgü tabanımızın iç tarafındaki dalından, bir de dev tabanımızın ördüğümüz kenar kısmından, bir bunun iç tarafından, bir de deri tabanımızın kenar kısmından batıyoruz hanımlar. Birkaç gün önce ördüğüm için unutmuşum, bakınca fark ettim. Bir örgü tabanımızın iç kısmında, şu buğday başağının bize bakan tarafı değil de aşağıya bakan tarafının tek kısmından tek olarak alıyoruz. Deri tabanımızı da çift olarak alıyoruz. Ördüğümüz tabandan tek kanada alıyoruz. Alt taraftayken çifte alıyoruz. Ve bağlıyoruz. Böyle bütün etrafını dolaşacağız hanımlar. Eğer sayılarınız uymaz, biri birinden fazla gelirse aradaki imlikleri siz kendinize göre ayarlayın. Üstten bol gelirse bir tane atlayın. Alttan gelirse tekrar işte atlayın. Yani onu siz kendiniz ayar yapın. Hanımlar böyle bütün tığlayarak tabanın etrafını döneceğiz. Evet hanımlar böyle. Bir örgü tabanın iç kısmından, tek kanattan, alttaki deri tabanı tığlamadan da çift olarak alıyoruz imlekleri. Üsttekinden tek, alttakinden çift. Böyle. Bunun bütün etrafını dönelim. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizi tabanımıza tığlayarak tekrar son taban kısmına geldik. Şurada birkaç imlek var. Onları da tekrar göstererek şey yapayım. Ördüğümüz taban kısmının iç tarafındaki imleği alıyoruz. Deri taban, tığladığımız deri tabanını da çift alıyoruz. Buradan tek kanat, şöyle aşağıdan çift kanat. Son bir hatırlatma yapayım dedim. Böylelikle patiğimizi, tabanımızı, örme tabanımızı deri tabanımıza tığladık. Evet, böyle bitti hanımlar. Evet hanımlar, şöyle. Burası ördüğümüz örgü taban. Burası alttaki deri kısmı. Önce derimizi tığladık. Sonra örgü tabanımızı ördük. Sonra örgü tabanımızı deriye geçirdik. İsterseniz siz iğneyle de dikebilirsiniz. Ben tığlayarak yaptım. Nasıl kolayınıza gelirse öyle yapın hanımlar. Evet hanımlar, şimdi patiğimizin şu ön kısmını yapacağız. Patiğimizin ön kısmını yapacağız. Patiğimizin ön kısmını yapmamız için 16 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet hanımlar, 16 zincir çektik.
Birinci değil, ikinciye batarak sık iğne yapıyoruz. Bir, sayalım. 14 sık iğnemiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 sık iğnemizi yaptık hanımlar. Bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen baştakine batarak tekrar sırayı takip ederek her birine bir tane batarak tekrar bu 14 sık iğnemizi başa geçiyoruz. Başa kadar gidiyoruz. Burası bizim ters yüzümüz. Evet hanımlar, son ilmeğimizi de batıyoruz. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi burası hanımlar düz yüzümüz. Örneğimizin düz yüzü. Örneğimizin düz yüzünden ilk baştaki deliğe bir iki tane batırıyoruz. Yani artırmış oluyoruz. Örneğimizin düz yüzünde İlk baştaki imleğin içine iki tane batıyoruz. Geri kalan imleklerimizi birer tane örerek sona kadar geliyoruz. Evet hanımlar, sona geldim. Sona bir tane batıyorum. Bir tane daha batırıyorum. Sonda da artırmış oluyorum. Yani hatta 14 imleğimiz vardı. Bu sıra 16 imleğimiz oldu. Çünkü bir burada, bir de burada artık. Bir sağ, bir sol artırdık. 15-16 imlek oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Arka yüzümüzde artırma yok. Artırmalar sadece ön yüzde. Arka yüzden sadece her bir imleğe bir sık iğne batarak devam ediyoruz. Evet hanımlar, arka yüzü ördük. Tekrar bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Örneğimizin düz yüzündeyiz. Tekrar en baş imleği iki tane batıyoruz. Artırmış oluyoruz. Sonra teker teker devam ediyoruz. Evet hanımlar, son imleğe geldik. Son imleğe bir tane battım. Tekrar bir tane daha battım. 2. Artırmış oldum. Örneğimizin düz yüzü. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Örneğimizin arka yüzünde artırma yok. Normal devam ediyoruz. Hanımlar, bu artırmamız 42 imlek olana kadar devam edecek. Arka yüzde artırma yok. Ön yüzde sağ baştan ve sol sondan birer tane artırıyoruz. Şimdi ben arka yüzdeyim. Son bir kez daha göstereyim. Zincir çekiyorum. Ön yüze dönüyorum. Örneğimizin düz yüzü. Düz yüzün ilk baştaki imleği 1 2 artırmış olduk. Devam ediyoruz sık iğne olarak.
Evet hanımlar, son ilmeğe geldim. 1 2 artırdım. Evet hanımlar, örnek bu. Arka yüzde hiç artırmıyoruz. Normalde batıyor, devam ediyoruz. Düz örneğimizin düz yüzünde her iki baştan birer tane artırıyoruz. Yani ilk deliğe iki tane bataraktan artırmış oluyoruz. 14 ilmekle başladık. 42 ilmek olana kadar yapalım. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar, 42 ilmek olana kadar ördük. Arka yüzden normal örüyoruz. Düz yüzden kenarlardan artırarak 42 ilmek olana kadar ördüm. Şöyle sayacak olursak hanımlar, şu merdiven gibi, basamak gibi duran yerler var ya, oradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane böyle basamak basamak olan sıralar oldu. 42 ilmek oldu. 42 ilmekten sonra hanımlar, bir zincir çekiyoruz. Artırmadan, eksiltmeden 5 sıra sık iğne yapacağız. 5 sıra hiç artırma, eksiltme yok. Sadece öreceğiz. 5 sıra. Evet hanımlar, dediğim gibi 5 sıra eksiltmeden, artırmadan öreceğiz. Sıramızı nasıl sayıyoruz hanımlar? Bir ters yüzden gittik. 1 ön yüzden geldik. 2 tersten 3, düzden 4, tersten 5. Öyle. Bir ön, bir arka sayarak 5 sıra örmüş olacağız. Evet, bu bizim ilk sıramız. Bir zincir çektik, döndük. Tekrar artırmadan, eksiltmeden bu ikinci sıramız. 5 sıra öreceğiz hanımlar. Evet hanımlar, bu ikinci sıramız. 5 sıra örelim, tekrar buluşalım. Evet hanımlar, 5 sıra artırmadan, eksiltmeden 5 sıramızda ördük. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Hanımlar, bu sıra şu gördüğümüz ilmekleri değil, şu öndekileri değil, arkadakinden. Arkadakine batıyoruz. Öndekine değil, arkadakine. Yani tek dallarını alıyoruz bu sıra. Evet. Böyle tek dallarını alaraktan, şöyle hanımlar inşallah anlaşılıyordur. Şu buğday başağı gibi gözüken yerin bize bakan dalını değil de arka tarafa bakan dallarından alıyoruz. Tek dallarından. Bu sırayı da böyle alıyoruz. Bu sıraya böyle almamızın sebebi, bir dahaki sırada üzerine yapacağımız siyah o iplikten yapacağımız dantel kısmı için gerekli. Arka kısımdaki tek dalları alarak sıra başına kadar
Gidiyoruz hanımlar. Arka kısımdaki tek dalları alıyoruz hanımlar. Tekrar gösteriyorum şöyle. Bize bakan değil, arka tarafa bakan tek dalları alıyoruz. Yani şöyle bize bakan tarafta bir çizgi oluşmuş oluyor. Evet hanımlar, bu arka taraftaki tek dalları ala ala bu sırada böyle örüyoruz sık iğne olarak. Evet hanımlar, başa geldim. Bu sırada böyle tamamlıyoruz. Evet, bu sırada böyle tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir, iki zincir pardon hanımlar. İki zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Şimdi iki sıra her imleğe batarak ikili trabzan yapıyoruz. Her imleğe batarak ikili trabzan. İki sıra öreceğiz hanımlar. Bu birinci sıramız. Evet hanımlar, birinci sırayı bitirdik. Çekip zincir dönüyoruz. Bu ikinci sıramız. İki sıra ikili trabzan yapıyoruz hanımlar. Böylece kırmızıyla ördüğümüz ön yüz tamamlanmış oluyor.
Evet anlar, iki sıra, iki trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi hanımlar patiğimizin etrafını döneceğiz. Biz zincir çekiyorum, hemen ilk sıraya bir tane batıyorum, hemen dibine bir, onun altına bir, sırayı takip ederekten her sıraya bir tane batarak, her sıraya bir ilmek batarak şöyle sık iğne patiğin etrafını döneceğiz. Her sıraya bir ilmek. Zaten yerleri belli. Sık iğne yaparak bütün bu patiğimizin etrafını döneceğiz. Evet hanımlar, patiğimizin üst kısmını da bitirdik. 2 sıra 2'li trabzanımızı ördük. Patiğimizin üst kısmını bitirdik. Şimdi patiğimizin şu üstündeki siyah bölümü öreceğiz. Dantel kısmını. Bu dantel kısmına hanımlar ben siyah floş ip kullandım. Siz etamin ipi de kullanabilirsiniz. İsterseniz lif iplerinin tek katını da örebilirsiniz. Tek katını kullanarak da örebilirsiniz. Artık size kalmış. Nasıl örerseniz. Ben floş ip kullandım. Evde floş ipim vardı. Floş ip kullandım. Evet hanımlar, şimdi dantel kısmını yapmak için bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hanımlar şu modelimizin bir dalını örüp bir dalını örmemiştik ya. O dallardan örneğimizi kuracağız. Hemen ilk baştakine baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektik. Bir tane atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyoruz. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz. Hanımlar, altı zincir çekerek, bir atlayıp ikinciye batarak patiğimizin şu son kısmına kadar geleceğiz. Toplamda 21 tane şöyle kafeslerimiz olacak. 6 zincir. Evet, 6 zincir de biz bakayım. 3, 4, 5, 6. Evet, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. 6 zincir çekip bir atlıyoruz, ikinciye batarak patiğimizin şu son kısmına kadar gelelim. Evet hanımlar, sıramızın sonuna geldik. Şu sondakine de batıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen ilk baştakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hanımlar, başta 6 zincir çekiyoruz. Geri kalanlarımızı 5 çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kafeslerimizin her birine bataraktan sık iğne olarak 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğne olarak bataraktan 10 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'er zincir çekip her bir kutunun içine batıyoruz. 10 tane kutu olacak. Hanımlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu 10. kutu. 10. kutuyu yaptıktan sonra hanımlar şu ortadaki kutuya toplamda 21 tane ayırdı. 10 kutu yaptıktan sonra şu 11.ye bir tane sık iğne batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüşlerimizi 6 zincir çekiyoruz. Bakın hanımlar, bu ilk kutucuğa değil de kutucuğu battığımız bağlantı noktasına, sık iğne olan yere, kutucuğa değil sık iğne olan yere batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çekiyoruz. Buna değil, şuna hemen batıyoruz. Yani hanımlar bir tane eksiltmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 zincir çekip her bir kutucuğa sık iğne batarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son kutucuğumuza da batıyoruz. Hanımlar dediğim gibi başlarda 6'şer zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyoruz. Hemen döner dönmez ilk olana batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Her bir kutucuğun içine batıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Her bir kutucuğun içine batıyoruz. Hanımlar şimdi burada da tekrar eksiltmeyi göstereceğim size. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hanımlar şimdi son yaptığımız şu kutucuğa da batıyoruz. Şu kutucuğa da batıyoruz. Tekrar 6 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekip dönüyoruz. Dönüşümüzde hanımlar tam öndeki olan kutucuğa değil de kutucuğun hemen yanındaki battığımız sık iğnenin içine batıyoruz. Sık iğnenin içine battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane çekiyoruz. Hemen o yanındaki değil, onun bir yanındaki kutucuğa batıyoruz. Böylelikle birer tane eksiltmiş oluyoruz. Şimdi 5'er zincir çekip her bir kutucuğa sık iğne bataraktan başa kadar gidiyoruz. 5'e geldik. 5. 5'e de battık. Şimdi hanımlar şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle. Burası patiğimizin ön yüzü. Buradan başladık. 10 tane koyduk. Kafes. Bakın hanımlar. Bu taraftan hep sabit gidecek. Bu taraftan eksiltme yok. Bu orta taraftan patiğimizin ön kısmının orta tarafından her sıra bir tane eksiltme olacak.
Her sıra birer tane eksilterek 3 tane kafesimiz kalana kadar eksilteceğiz. 3 tane kafes kalana kadar eksiltelim. Tekrar görüşelim. Evet hanımlar, 3 tane kafes olana kadar ördüm. 1, 2, 3. 3 tane kafes olana kadar. Şöyle göstereyim hanımlar. Kenar kısmından sabit, eksiltme yok. Şu orta kısımdan birer tane eksilterek 3 tane kafes kaldı. Bu 3 kafesi şöyle, bu 3 kafes şu burun kısmına gelene kadar örelim. Git gel, git gel şu burun kısmına kadar hanımlar. Ne bol olsun ne sık olsun. Şöyle üzerine ölçerken şöyle çekelim. Şöyle çekiştirelim şöyle. Güzel dursun. Mesela çekiştirdim, şuraya geldi. Şuraya kadar da o 3 taneyi devam ettireceğim. Tam şu kısma kadar gelene kadar öreceğim hanımlar. 3 tane şu kısma gelene kadar örelim. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar, 3 kafes kalmıştı. Bu 3 kafesimizi de ördük. Tam şu kısma gelene kadar. Bak hanımlar, şöyle bu kanadı şuraya tutacağız. Tam ölçüsünde şöyle buraya gelene kadar örüyoruz ve burayı bitiriyoruz. Hanımlar, tekrar göstereyim. Kanat kısmını ördük, dantel kısmını ördük. Tam şu kenarı böyle ölçüyoruz. Tam ölçü şöyle. 3 kafes kalmıştı. 3 kafesi git gel yaparak buraya kadar ördük ve bitirdik. Evet hanımlar, bu burada bitiyor. İpimizi burada kesiyoruz. Evet. Evet hanımlar, ipimizi kestik. Bir zincirimizi attık. Şimdi patiğimizin ikinci kenar dantel örmesindeyiz. Tekrar bu başa geldik. Baştan ipimizi bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar zincirimiz 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Geri kalan zincirlerimiz 5. 5 zincir çekerek attık. Yandaki kafesin hemen ortasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane kafesimiz olacak. Evet hanımlar, 5 zincir çekerek kafeslere bata bata 10 tane kafesimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kafesimizi de battık. Şu ortadakine şöyle zincirsiz bir tane sık iğne bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüşler 6 zincir. Dönüşümüzde hanımlar 6 zincirimizi çektik. Hemen şu boşluğa değil, battığımız sık iğneye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen diğer tarafta yaptığımız gibi hanımlar, 5 zincir çekip kafeslere batarak sırayı takip ediyoruz. Evet hanımlar, 5 zincir çektim. Sondakine battım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen ilk baştakine batıyorum.
1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekerek tekrar kafesleri takip ederekten, 5'er zincir çekerek kafesleri takip ederekten sıra sıra atarak sıra başına geleceğiz. Son kafesimize de battık. Hanımlar, tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu sefer de göstereyim hanımlar. Bakın hanımlar, her zaman demin yaptığımız gibi şöyle tutayım, anlaşılır olsun. Şöyle patiğimizin ön yüzündeyiz. Şöyle çevireyim. Kenar kısım hep sabit gidiyor. Eksiltme yok. Şu orta kısımdan eksiltiyoruz. Her sırada birer tane eksiltiyoruz. 3 kafes kalana kadar. 3 kafes kaldıktan sonra o 3 kafesi de tam bu burun kısmına, böyle bunun gibi burun kısmına gelene kadar öreceğiz. Burayı da aynı bu şekil örüp tamamlayacağız hanımlar. Aynı bu şekil örelim. Tekrar devam edelim. Evet hanımlar, her iki tarafın üst kısmını da bitirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle tarafı da bitirdik. Şimdi hanımlar, kırmızı ipimizle bir zincir atalım. Hemen şu en üst kısımdan batıyoruz. Sırayla siyahları belli zaten. Batarak aşağıya iniyoruz. Şimdi hanımlar, şu siyah kısmımızı, dantelimizin şu gördüğümüzden hemen alttakiyle birlikte batıyoruz. Bir, aynı yere bir tane daha batıyoruz. İki. Hemen tekrar bu öbür kafese geçiyoruz. Hemen karşısındakine batıyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. İki. Şimdi hanımlar, kafesimize geçtik. Karşılığındakine batıyoruz. Bir, aynı yere bir tane daha batıyoruz. 2. Böyle çekiştirerek, şöyle aşağıya doğru çekerek, bol olmasın. Evet hanımlar, şimdi karşılığına hemen batıyoruz. 2. Hemen batıyoruz karşısındakine. 1. 2. Onlar sırayı takip ederek bir siyahtan alıyoruz. Bir karşı arkadaki kırmızıdan karşılığından alıyoruz. Aynı yere iki tane sık iğne batıyoruz. Bir siyahtan bir arkadaki karşılığından batıyoruz. Aynı yere iki tane sık iğne yapıyoruz. Evet, onlar şimdi tekrar batıyoruz arkadaki karşılığına. Aynı yere iki tane. Batıyoruz karşılığına. Bir, iki. Batıyoruz hemen arkadaki karşılığına. Bir, 2. Batıyoruz arkadaki karşılığına. 1, 2 tane sık iğne. Bir siyahtan batıyoruz, arkadaki karşılığına bakıyor, batıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Böyle yaparaktan hanımlar, burayı böyle buraya kadar geleceğiz. Thank you.
Evet tamamlar. Son imleğimizi de üç tane olanlarımızın en baştakine atıyoruz. Tekrar şu sırayı takip ederek burun kısmına doğru aynı yere iki tane bataraktan ikinci siyaha geçiyoruz. Üçüncü siyaha geçiyoruz. Evet hanımlar, bu kısmımızı böyle tamamladık. Şimdi burayı buraya tutturuyoruz hanımlar. Tam şu uç kısmındakini tam bunun uç kısmına getirerekten şöyle tutturduk. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. Diğer öbürüne batıyoruz. Bir, iki, üçüncüye batıyoruz. Bir, iki, aynı yerden tekrar şu köşeye batıyoruz. Dönüyoruz. Devam. Tekrar şu yan kısmından bir arkasından aynı yere iki, hemen yanındakine aynı yere iki tane sık iğne, hemen diğer yanındakine aynı yere iki sık iğne, diğer yanındakine. Evet hanımlar, böyle devam ederek patiğimizin tam şu tepe kısmına, son kısmına, üst kısmına gelene kadar devam ediyoruz. Evet hanımlar, bütün etrafımızı siyah örgümüzü bağlayarak da ikişer ikişer dolarak da şöyle başa kadar geldik. Şimdi kırmızı ipimizle işimiz bitti. Kesin. Bir dakika hanımlar. Evet, ipimizi kesmiyorum. Bundan çünkü patiye monte edeceğim. Tabana monte edeceğim için ipimizi kesmiyorum. Evet hanımlar, şimdi tekrar siyah ipimize geçiyoruz. İki zincir çektim. Hemen şu diptekinden başlıyoruz hanımlar. Kenarlarını tığlayacağız. Bir, iki, üç tane zincir çektim. İkili trabzan olarak da 6 tane dolacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yanındakine bir tane ipsiz batıyoruz. Yani sık iğne olaraktan. Hemen diğer yanındakine tekrardan ikili trabzan olarak 6 tane örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Evet hanımlar, bir dakika bir bakayım. Yanlış olmasın. Evet. Hemen yanındakine ipsiz batıyoruz. Sık iğne olarak. Tekrardan diğer hemen kafese ikili trabzan olarak doluyoruz.
Evet anne. Birini ikili trabzan olarak 6 tane, 7 tane. Siz kaç tane isterseniz o kadar dolun. Ben 6 tane doldum. İkili trabzan olarak. Birini 6 tane ikili trabzan olarak doluyoruz. Hemen yanındakine sık iğne olarak, yanındaki boşluğa sık iğne olarak şöyle bağlıyoruz. Hemen üzerine ip alıp ikinciye geçiyoruz. Böyle bütün patiğimizin kenar oyasını yapacağız. Evet hanımlar, geldik bu uç kısma. Hemen ikinciye atıyoruz. Evet hanımlar, şöyle patiğimizin kenarının oyasını böyle yaparaktan tekrar şuraya kadar gelelim, burada bitirelim. Evet hanımlar, patiğimizin üst kısmının son kenar dantel oyasını da bitirdik. Evet, son görünümüz bu. Hanımlar, burayı kesmeyeceğim, devam edeceğim demiştim ama şimdi kesiyorum. Öbür taraftan, diğer taraftan başlayacağım. Evet, şimdi hanımlar, bu bitirdiğimiz parçayı ördüğümüz tabana ekleyeceğiz. Ben tığla ekliyorum. Ekleme yapıyorum. İsterseniz siz iğneyle dikebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapınız. Şimdi şuradan bir ortayı bulalım. Patiğimizin bu orta kısmıyla tabanımızın orta kısmını önce bir bulalım. Şurası. Evet tamam, ortayı bulalım, şöyle bir bağlayalım ki kaymasın. Sonra onu çözeceğiz. Şimdi şöyle ortayı bulduk. Evet hanımlar, ortadan ayar yaptık, tutturduk, böyle ortayı bulduk. Şöyle kenar kısmımızı şöyle ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra hemen buradaki ilk İmleği iki tanesinden hemen karşısındakinden batıyoruz. Buradaki iki imleği alıyor, buğday tanelerini alıyoruz. Kenarlar buğday tanesine benzediği için ben buğday tanesi diyorum hanımlar. Şöyle iki taneyi alıyoruz buradan. Şöyle gösterebiliyorum inşallah. İki taneyi. İki tane de karşılığındaki alttaki tabandan alıyoruz. Sık iğne ile bağlıyoruz. İki bundan, iki karşılığından sık iğne ile bağlıyoruz. İki bundan, iki karşılığından alaraktan böyle sık iğne ile bağlaya bağlaya hanımlar terliğimizin şuraya kadar geleceğiz. Tekrar göstereyim hanımlar. İki tane üst taraftakinden, terliğimizin üst kısmından, iki de alt kısmından geçiriyoruz tığımızı, sık iğne ile bağlıyoruz.
Bu şekilde hanımlar örerek de terliğimizi üst kısmını tabanımıza geçirmiş oluyoruz. Böyle devam edelim hanımlar. Bağlayarak da şu kısma kadar gelelim. Pardon hanımlar, şu burun kısmına kadar gelelim, tekrar görüşelim. Evet hanımlar, kenarları birleştirerek buraya kadar geldim. Son şurada birkaç tane kaldı. Onları da birlikte yapalım. Üstteki ve alttakinden alıyoruz. Çıkarıyoruz. Üsttekinden, alttakinden alıyoruz. Çıkarıyoruz. Böylelikle patiğimizin üst kısmını taban kısmına eklemiş olduk. Ben tığla ekledim. İsterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa hanımlar, böyle yapın. Ben tığla yaptım. Evet hanımlar. Evet hanımlar. Patiğimizi böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi hanımlar, patiğimizin üst kısmını tabanımıza birleştirdik. Şimdi hanımlar, patiğimizin çiçeğini yapacağız. Şu çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Bu çiçeğimizi yapmamız için 46 tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Hanımlar, zinciri fazla çekerseniz gülünüz büyük olur. Az çekerseniz küçük olur. Ben bu kadar yeterli gördüm. Siz istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Şimdi hanımlar, üzerine ip alıyoruz. Her bir imleye 2 tane batıyoruz. Her bir imleye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sırayı takip ediyoruz. Hemen şu imleye 1, aynı yere 1 tane daha, 2. Hemen yanındakine 1, bir tane daha, 2. Yani her bir zincirimize ikili trabzan yaparak da zincirin sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Her bir çektiğimiz zincirin her birine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere 2 tane batarak da. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi her bir zincire aynı yere iki tane ikili trabzan yaparak da zincirimizi tamamlayalım. Tekrardan devam edelim. Evet hanımlar, her bir zincire ikişer tane batarak da sıramızı tamamladık. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi hanımlar, bir zincir çekiyoruz. Ters sık iğne yapacağız. Ters sık iğne her bir imleye batıyoruz, alıp örüyoruz. Batıyoruz, alıp örüyoruz. Ters sık iğne yapıyoruz hanımlar. Sırayı takip ediyoruz. Her bir zincirin tepesine batıyoruz. Evet hanımlar, ters sık iğne olarak sıramızı tamamladık. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Tekrar aynı şekilde her bir imleye bataraktan tekrar sıra sonuna kadar yine bu sırayı da ters sık iğne yapacağız.
sakın alma. Şöyle yerleri belli zaten. Her birimleyin alt kısmından batarak ters sık iğne olarak bu sırayı da tamamlayacağız. Tamamlar böyle ters sık iğne olarak sıra sonuna kadar evet hanımlar şu başa kadar gelelim tekrardan devam edelim. Evet hanımlar ikinci sıra tek ters sık iğnemizi de ördük buraya kadar geldik. Bir zincir çekiyoruz bitiriyoruz. İpimizi kırmıyoruz. Biraz uzun bırakıyoruz. Çünkü gülün dikimini yapacağız. Birazcık bıraktık. Gülümüzün dikimini yapacağız. Şimdi hanımlar ipimizi iğneye geçirelim. Evet. Şimdi gülümüzü şöyle etrafında dönelim. Şöyle. Şöyle. Şöyle anlamak gülümüzü etrafında dönerek şöyle şu şekil yapıyoruz. İpimizi iğnemize geçirdik. Şimdi birbirine tutturacağız. Hanımlar nereden battığımızın bir önemi yok. Önemli olan katların hepsini birbirine tutturmak. Dikerek birbirine tutturmak. Göstereyim. Şöyle. Katların hepsini birbirine tutturarak gülümüzün dikimini yapıyoruz. Evet hanımlar gülümüzü diktik. İşte böyle iyicene tutturduk bütün katları birbirine. Gülümüzü patiğimizin şu kısmına dikeceğiz. Şöyle ortasına ben siyah iple bir tane böyle tomurcuk yaptım. Şimdi hanımlar gülümüzü patiğimizin tam şu orta kısmına dikiyoruz. Şöyle birkaç defa tutturduktan sonra şöyle
şöyle bir ümlek atalım çıkmaması için. Açılmaması için bir ümlek atalım. İpimizi keselim. Hanımlar, ben şöyle bir siyah bir tomurcuk yaptım ipimle. Siz isterseniz siyah bir düğme koyabilirsiniz. Başka bir şey de koyabilirsiniz. Evet hanımlar, iğnemize siyah ipliğimizi taktık. Şöyle orta kısmından, tabii gülümüzün orta kısmından çıkıyoruz. İğnemizi şöyle bir, iki, şöyle iğnemizi bayağı birazcık sarıyoruz ipimizi. Şöyle sarıyoruz. Sardıktan sonra aynı yere tekrardan iğnemizi batıyoruz. Aşağı taraftan çıkarıyoruz. Burada bir tomurcuk oluşturuyoruz. Tekrardan batıp çiçeğimizin içinden geri dönüyoruz. Şu tomurcuğumuzun uç kısmından alıp tekrar içe doğru dikiyoruz. Dediğim gibi ben böyle bir tomurcuk yaptım. Siz herhangi bir siyah inci, boncuk bir şey koyabilirsiniz. Evet, işte böyle hanımlar. Neyle atalım. İpimizi keselim. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Patiğimizin son hali bu. Gördüğünüz gibi hanımlar, patiğimiz çok güzel, çok hoş oldu. Son görünümü bu. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Görüşürüz.